Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Headcam ile birlikte ETS oynuyoruz. Fakat online oynayamayacağız. Online'dan banlandım. Yani pek İngilizcem yok ama orada yazdığına göre 14-12-2016 hani XPize falan bir şeyler yazıyor. XPize'ın Türkçe anlamına baktığım zaman da bitiş süresi falan gibi bir şey. Yarın yani bugün 13'ü yarın 14'ü inşallah yarın 4'ten sonra banım açılıyor. Açıldıktan sonra tabii Semih abiyle multiplayer devam edeceğiz. Açılmazsa eğer başka bir hesaba satın alıp oyunu yine oynamaya devam edeceğiz. Tahminimce bu headcam olayını çok sevdiğiniz yani yüzümü görmekten iyidir diye düşünüyorum. Hatırlarsanız online'da Semih abiyle gitmiştik bu sefer. Ben ETS'de kariyer başlattım. Kariyerin ilk bölümüne gitmek zorundaydım çünkü direksiyon ayarları falan filan vardı. O zaman çekemedim. Şimdi ikinci bölümünü çekiyoruz. Yani ilk işi bıraktıktan sonra 122 kilometre yol yaptım. Diğer işten devam edeceğiz. Yeni bir iş alacağız. Yeni tır alacağız. Paramızı geliştirip şirketimizi bir büyütüp gideceğiz. Gördüğünüz gibi vitesime de tespihimi taktım. Umarım bu açı daha iyidir. Hatta şöyle biraz daha yatayım ben. Sizin görüş açınız için. Şöyle. Umarım iyidir. Oyuna devam et diyelim. Şöyle. Oyun büyüklensin. Baya kamerada bir sıkıntı oldu. Bir kastı. Bir kendine gelsin. Bir de 2 gündür falan 2-3 gündür neredeyse ETS oynayamıyorum. Nedenini sorarsanız ben bilgisayarımı şey yapmıştım. Bilgisayar da burada vardı. İçini temizlemiştim. Termal macunu falan yenilemiştim. Termal macununu az sürdüğüm için ısı iletimi olmadı. O yüzden de biraz sıkıntı yaptı. Şunun sesini biraz kısacağım şöyle. Kendime göre ayarlayayım. Direksiyon ayarlarım var. Zaten tek seferlik bir iş alıp devam edeceğiz. Volvo varmış. Renault varmış, MAN varmış. Aslında bu bölümde MAN sürelim. MAN sürelim, evet bu bölümde MAN sürelim. Şöyle biraz yayılayım ben ya. Böyle olmadı. Bu arada ayakkabı giydim. Neden? Şu fren çok sert ve debriyaj da sert. Biraz gerçekçilik hissi versin diye mecburen giyiyorum. Bu arada yeni yıkandı yani öküz demeyin. Dışarıda giydiğimle beraber giymiyorum. Bir direksiyon ayarı çekelim. Şöyle 1, 2, 3. Bir özellik de yeni geldi. Biraz açı veriyor. Şöyle umarım iyidir. Şöyle sağımızı solumuzu görüyoruz. Bismillah dedik. Çalıştırdık. Tırın sesi bana biraz az geliyor. Aslında onu ayarlayabiliriz şöyle. Yani bana şu anda iyi geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım çıkalım. Bu arada direksiyonum da sert. Onu da ayarlayayım ki sıkıntı olmasın. Onu da nasıl ayarlıyoruz? Buradan bir kere tık tık yapıyor. Hatta şunu şöyle yapıp şunları kapatabiliriz. Titreşim sevmiyorum çünkü uyuz oluyorum. Biraz yumuşak oldu. Güzel. Aktarmalı oynuyorum bu arada. Yok takviyeli oynuyorum pardon. Aktarmalı biraz sıkıntı çünkü. Bir ile kalkmıyor araba tır buradan ya. Umarım hoşunuza gidiyordur bu seri. Ya pek konuşacak bir şey bulamıyorum aslında videoda ama yani günlük olaylardan bahsetmek gerçekten garip olabiliyor bazen. Çünkü hani biz de burada bir iş yapmıyoruz, hobi. İşten çıkıp gelip dinlenip yemeğimizi yiyip video çekiyoruz. Bu arada yani her gün video atamasam da o sözümü tutamasam da size arada bir atacağım. Lütfen kusura bakmayın bu yüzden. Şöyle biraz küçüğü alalım. Küçükle de kalkmadı. Man biraz yavaş bitir. Çekici. O yüzden biraz geç kalkıyor. Yeşil mi yandı? Tır ekler. Niye söylemiyorsunuz ben bir geçeyim mi oraya? Bir geçeyim lan. Niye izin vermiyorsunuz? Ana sürücülere bak.
Bu arada şeyi de göremiyorum. Kamerayı üstte alabilirim büyük ihtimal. Hatta alabilirsem dur şu an alacağım. Şöyle Alt Z yapalım. Bakalım. Aa alamıyoruz. Maalesef. Neyse bir dahaki videoda artık. Canımız sağ olsun. Vites şekil bu arada. Tespihi de taktık. Gönül ister ki şimdi şu oyunda şu saniyede güzel bir müzik açıp gitmek. Ama imkanımız yok, kusura bakmayın lütfen. Gerçekten çok isterdim. Öyle bir imkanım olsun. Yani burada müzik açıp size dinleye dinleye yolculuk etmeyi, sohbet ede ede gitmeyi çok isterdim. Peki banlanma konusu nasıl oldu? Onu da anlatayım. Belki diğer videolarda söylemişimdir, hatırlamıyorum ama. Biz böyle Semih abiyle kardeşimle yani üçümüz Semih abi ben kardeşim oyunda oynuyor yani multiplayer'da takılıyorduk video dışında. Dallamanın biri önümüze kırdı. Ya ben de sinirlendim, ben sinirli adamım şimdi. Europa 3'teyiz diye bir şey olmaz sandım. Ondan sonra ben kırdım adamın önüne. Adam benimkini kırdı. Ben adamınkini kırdım. Tır kalkmadı. E frenle kırmış o zaman. En son işte adam kırdı. Ben report ettim adamı. Blocking ramming yapıyor diye. Yani bloklama yapıyor. Kaza yaptırıyor diye. O anda adam bir daha kırdı. Ben dedim ki yeter artık. Üzerine kırdım böyle. Etrafına döndüm falan. O anda tam benim o döndüğüm sırada admin geldi. Sadece benim yaptığım hareketi gördü. Ve beni banladı bir haftalığına. İşte banlandığımda ayın 4'ü müydü ne? Bugün 13'ü. Bakalım. Eğer yarın açılırsa banımız, adamlara şey ticket dağıttım. Özür dilerim diye. Bu arada ben bir mallık yaptım. Sayacı başlatmadım. Onu da bu arada şöyle başlatalım. Kronometre başlattım. Görünüyor mu ki? Şöyle yapsam. Görünmüyor. Neyse. Bir 11 dakika falan buradan kaydedebiliriz aslında. Yanlış yere geçti vites lan. Allah Allah, vites alamadım. İşte öyle olunca da Allah kahretsin yolu kaçırıyorduk. Ben banlandım. Tabi bir sinir, bir stres. Oynayacak çünkü oyun da yok. Hani videonun sonunda belki gösteririm masa üstündeki oyunları, Steam'deki oyunları ama. Ama belki yani söz vermeyeyim, unutabilirim de. Yani pek oynayacak bir oyunum olmadığı için tek ETS'm vardı. O da bununla oynanabilen. Bir de Stellar Driving oynuyorum. Steam versiyonunu. Ona mod falan da yüklenmiyor zaten. Atölyesi var. Atölyesi var. Oyunun. Ama mod yükleyemiyoruz. Zar zor bir tane BMW yüklemiştim. Onu da bozdum. Onu da yapamadım. Güncellemesini bekliyorum. My Summer Car var işte. Onu oynuyorum. La 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 la. Vallahi iyi durdum ha. Şöyle bir çıkalım. Bu arada bunun sessiz olması çok hoşuma gidiyor ya. Hani sessiz dediğim full silent değil de. Şu kadar. Bu kadar da olsun zaten. Dönme sesi o. Normal arabada da vardır o. Ama full sessiz olsa iyi olurdu. Hani gece yatan oluyor, yatmayan oluyor. Yani hakkınız yok rahatsız etmeye. Ben şuradan döneceğim abi. Bana izin verecek misin? La 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 ne yapıyorsun? Ha gel. Gel tıka yolu gel. Nereye geliyorsun? Nereye geliyorsun? Döverim bak seni ip ha. Oyunda inmeyi bulup döverim ha. Ayar etti beni ya. Koloş. Zaten bok gibi bir gün geçiriyorum. Yani hiç hoş değil. Ya bu arada şu internette dolaşan motorcu videosunu gördünüz mü ya? Oğlum çok üzüldüm o bebeğe ya. Oğlum adam evine motoruyla gidiyor.
Siz niye arkadan takip edip onu dövüyorsunuz? 3 kişi lan bir de. Ha teke tek de tamam. Adamı niye dövüyorsunuz lan? Ha, mutlaka izleyin yani. Beyaz BMW CBR'lı bir arkadaş mı abi mi kardeşim bir şey diyecek artık. Birini takip ediyor. Bebe yol veriyor geçecek diye. Aynen bak şöyle yapıyor. Şöyle yol veriyor. BMW geçmiyor. Bebe yine sola geçiyor böyle. En son işte kaçmak için benzinliğe giriyor. Geri zekalı o aradan da geçip gitmiyor. Benzinlikte duruyor. Bunlar da arkasına duruyor. Bunlar iniyor silah çekiyor falan. Kaskına kadar kırıyorlar adamın ya. Nasıl yumruk atıyorlarsa. Seni kurşun manyağı yaparım falan filan diyor işte tehditler savuruyor. Ya böyle bir dünyada yaşıyoruz ya. Ben de motordan gerçekten vazgeçtim. Uzun bir süreliğine. Hani biliyorum ülke adam olmaz ama. Hiç değilse şu sıralarda motor falan istemiyorum. Hele ki kış geldi. Dışarıda götüm donuyor sabah işe giderken. Motorla kayıp düşsem yani sinirden motoru parçalarım. O kadar bir de egolu bir insanımdır ben. Egolu diyorlar çünkü bana herkes. Ne egom varsa aman akım. Yani akıl kâr değil bu soğukta motor kullanmak. Ha, tutku olabilir. Ama şimdi yani ben gidip motoru alsaydım şunun yerine. Motoru nereye koyacaktım? Giriş katta oturuyorum zaten. Şöyle açıp göstermeyeyim şimdi. Giriş katta oturuyorum. Camın önüne koysam kötü bir mahalle. Çalarlar zaten. Ne bok yedikleri belli değil mahallede. Garaja koysam garaj yok. Yakınlarda otopark. Ta bizim dükkanın orada. Bizim dükkanın orada olduktan sonra bir anlamı yok zaten. Ha bizim dükkana koyayım diyeceğim. O da dükkanınmış gibi hissettir. Yani işim işim olduğuna gidip dükkanı açmak gerekir. Dükkan anahtarı da bende yok zaten. Ya saçma sapan şeyler. Ben de dedim ki zaten Mert şurada 2 ay sonra 17'me giriyorum. Şubat'ta doğum günüm var. 2 ay sonra doğum yani 17'ne giriyorsun. 1 yıl sonra da 1 yıl 2 ay sonra toplam 18 yaşına giriyorsun. Zaten ehliyetini alacaksın. Dediler. Benim ailem dedi zaten salak mısın dediler. Yani açık açık gerçekten salak mısın dedi babam yani. Şurada kaç yılın kalmış zaten ehliyete. Az dayan. O parayı biriktir. Sana ehliyet alalım, araba alalım dedi. Ben de tamam dedim. Şimdi bir oraya motorla gitmek var. Sadece yazın sürebilmek var. Bir de arabayla gitmek var. Yani bir de ehliyetin olması var. Ben şimdi motor aldığım zaman ehliyet almak... Oo, dur Sema abi. Sema abi Allah seni alsın ya. Ulan Sema abi var. Üf kulağım sikildi. Kulağım sikildi. Alo. Yok abi ben dedim zaten şey yap diye. Hoş geldin abi ne yapıyorsun? Ne abi videoda işte bebelerle takılıyoruz. Biz de şeyi sohbet ediyoruz işte ya. Bu ehliyet konusunu. Ha işte öyle. Memba ne lan? Bir sus gerizekalı ben bir şey anlatıyordum burada. Ben bir anlatayım da. İşin kısacası işte babam bana dedi gerizekalı dedi. Paranı dedi biriktir dedi. Sana ehliyetli araba alalım dedi. Ya motor alıp da kafanı gözünü kırma ölme şimdi gençken dedi. Ben de haklı buldum şimdi. O videoyu da izledikten sonra ben bayağı bir korktum. Ha korktum denmez bak. Şimdi insan insandan korkmaz. Ama insanın yapacaklarından korkar. Şimdi bir insan vardır sadece yumrukla kavga eder. Bir insan vardır sopayla silahla kavga eder. Sen şimdi yumrukla kavga eden insanla mı kavga edersin? Gidip silah çeken adamın üzerine mi atlarsın? Ben yumrukla kavga edeni atlarım. Hiç değilse iki yumruk yerim. Gözüme iki pansuman yaptırırım olur biter. Ama bıçakla silahla atlarsan ölür gidersin. Yani o motor işte o sıkıntı. O videoda bence motorcu haklıydı. Ne bok yerse yesin. Üç kişiye tek yani tek kişiye üç kişi dalınmaz. Ben bunun yönündeyim. Sema abi de video izledi. Öğlen ben bayağı bir sinirlendim. Bugün öğlen. Ya bayağı küfür ettim ama ne kadar söverseniz sövün. Ne kadar kızarsanız kızın. Bu ibneler akıllanmıyor. Ya bu motora saygı diye bir şey kalmamış. Biz bisiklet de sürüyoruz. Motor da süreceğiz geldiği zaman. Tır da süreceğiz. Araba da süreceğiz. Ama herkesin buna bir saygı duyması lazım ya. Bakın soldaki ayna mesela oyunda değil mi? Sen oyunda buna bakmazsan ne olur? Böyle böyle gidersin. Ne olur çarparsın. Ama bu oyun. Yine de Alt F4 yapıp çıkarsın bir bok olmaz. Ama gerçekte şu aynana bakmadığın zaman
canlara bir, ya bir insanın canıyla oynarsın, bir insanın canına bedel olursun. Bu da haksızlık zaten. Ne hakkın var ki senin o insanın canıyla oynamana? Lan kavga olur anlarım. Teke tek çekersin kenara. Adamla kavga eder. Kim döverse olur biter. Evine gidersin. Sen 3 kişi adamı sıkıştırıyorsun. Adam sana yol veriyor. Geçmiyorsun. Ondan sonra benzinlikle sıkıştırıp dövüyorsun. Silah çekiyorsun. Bir de üstüne üstlük tehdit ediyorsun ya. Senin diyor kurşun manyağı yaparım diyor. Bu bir diyorum şerefsizlik mi? İbnelik abi, ne şerefsizliği ya. Bakın şimdi arkadaşlar. Allah Yanlış yol, yanlış yol, yanlış yol. seni de eğer bir Yanlış yola girdim. ben araba bloğu çekeceğim. Ve orada ne yapmak yani ne bileyim yani insanların tüm hatalarını, yanlışlarını orada anlatacağım yani ben. Çünkü adam anasını satayım yolda gidiyor. Aynaya bile bakmadığı için aynası açık değil, açık. Geçen ya geçen ben bisikletle abi Ankara'da oturanlar bilir. Mevki hastanesi var. Oraya gidiyorum. Ana yoldan gidiyorum abi bilerek yani. Çünkü başka kaldırım falan yok. Mevki hastanesine gidiyorum. Bir tane adam soluna bakmadan çıktı. Hani sağ şeritten gidiyoruz ya. Ortadan çıktı yani soluna bakmadan direkt çıktı. Bende de bisiklet havalı korna vardı biliyor musun? Bastım duymadı, tamam mı? Bu bayağı bir gitti gitti gitti, tam ana yolun kavşağına yaklaştık böyle. Baktım bunun aynası kapalı, sol aynası. Tamam, beni de görmedi. Camını tıklattım, aynayı açtım. Tamam mı? Bu da camını indirdi. Ne oldu kardeşim dedi. Abi dedim, sen dedim aynanı kullanmayacaksan bu arabaya binme hakkın yok dedim. Niye öyle falan diyorsun dedi. Sen beni de dedim hani önüme kırsan, aynadan bakmasan dedi. Ya da başka birinin canına kastetsen dedim. Kaç yıldan başlıyor biliyor musun dedim. Ha özür dilerim kardeşim dedi, gitti. Ya ben öldükten sonra istediğin kadar özür dile. Bana çarptıktan sonra istediğin kadar özür dile. Bir şey fayda etmiyor. Sen Yani kardeşim doğru bak, söylüyorsun. sen o arabaya sahipsen, o ehliyeti bir şekilde aldıysan, para verip tamam mı? Emeğinle o arabayı alıp ehliyetini Bismillah diye bindiysen, aynanı da açacaksın. Aynana da bakacaksın. Vitesini de atacaksın. İnsan gibi de süreceksin. Buna zorunlusun. Sen öyle hayvan gibi sürerek insanların canına kastetme hakkın yok. Ben her zaman bunun yanındayım bak. Boş alanda ben de isterim yani işte el freni çekmeyi, drift yapmayı, ama boş alanda. Bak hiç kimsenin olmadığı, kimseyi rahatsız edemeyeceğim bir alanda. Çünkü ben de hani gencim, heves ediyorum. Bir kere de yapmışlığım var hatta. Ne kadar kötü bir şey olduğunu anlamak için test bile ettim. Yani insanların canına bu kadar kastetme hakkınız yok. Ben kısaca bundan yanayım ve inşallah umuyorum ki bu hata yapanlar bir gün kendilerini düzeltirler. Ve şöyle bir tarz söylemek istiyorum ben. Eğer ki bu şekilde yapacaksanız lütfen arabaya binmeyin arkadaşlar. Binmeyin amına koyayım be. Ya bakın ben ehliyet alacağım ama habire YouTube'dan kaza videoları izliyorum. O da şu yüzden kendime ders olsun diye. İyi yapıyorsun abi. Ben de motor almadan önce izliyordum hani kaza videoları, sürüş videoları. Ya insan bir kendine çeki düzen veriyor. Mesela motorcular arabadakiler kadar güvenlikli değil. Motorda kaporta da sensin, motor da sensin. Vücut şey tampon da sensin. Her şeyde her bir bokta sensin. Değil mi? Şase de sensin, bilmem ne de sensin. Ama arabada öyle değil. Arabada otur. Birine vur ölsün gitsin amına koyayım. Lan bir tane video kardeşim seyrettim. 20 kilometreyle adam gidiyor motorcu. Bir yere vuruyor. Kardeşim kafası taşa vuruyor ölüyor bak. Bak 20 kilometre ya. 20 kilometreyle insan ölüyor, ölüyor. 20 kilometre hıza hiçbir şey demiyorsunuz ama bisikletten düştüğünüz zaman nasıl bacağınız yaralanıyorsa, kafanız bir yere vurduğu zaman da 20 kilometrede ölme şansınız %95. Bunu altın elbiseli adam da söylüyor. Az dinleyin amına koyayım. Gerçek şu kardeşim. Arabayı kullanmak bak. Arabayı kullanmak çok 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 kolay bir şey. Ben kardeşim YouTube'a giriyorum. Otovlog yazıyorum. Adamların teki yaptığı şey yok şuradan yanlayalım yok şöyle. Aynen, o bebeleri biliyor musun sen? Birbirlerine meydan okuyorlar bir de. Ben bunları kardeşim bitirmek için otovlog çekeceğim. Ve adam gibi çekeceğim. Herkese trafik adabını anlatacağım.
Abi geçen gördüm bir tane Hakan Yılmaz mı ne boksa. Yorum bile yaptım İpne'ye, tamam mı? Bak böyle yapıyor bak. Bak bak. Biniyor arabaya. Bugün diyor işte Ford bilmem neyle izliyor. Arkadaşlar diyor, ben diyor Halle meydan okuyorum diyor. Alamına koyayım diyor. Dönüyor dönüyor aynı yerde el freni koyuyor. Dönüyor dönüyor el freni koyuyor. Dönüyor dönüyor el freni koyuyor. Koyduğu el freni de bir şey olsa biliyor musun? Lan dedim, bu götü kim gaza getiriyor dedim, böyle arabayı alıp kaçırıyor falan. Araba kaçırma diyor bir de. Velet babasından almış anahtarı, baba iki tur atayım diye arabanın anasını sikiyor. Yanladığınız zaman hem birisine vurursunuz hem de arabanıza maddi hasarlar açıyorsunuz. Her bir yanladığınızda bir tekerlek iki balatalar ona şeyi hepsi boku görüyor. O yüzden Gerek yok ya. Vallahi gerek yok. arabaya bindiğinizde düzgün bir şekilde arabaya insanlara bulaşmayın. Artık Türkiye'nin suyu çıktı arkadaşlar. Adamın yanına gidiyorsun. Yok sen böyle 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 yaptın diyorsun. Arabadan inip dövmeye kalkıyor. Onunla şerefsizi dövüyorum. Ben suçluyum. Benim tercihim ne yönde biliyor musun? Ne kadar? Bence yani babasının işte amcasının arabası olanlar, yani eline arabayı rahatça alabilen insanlar 15-16 yaşına itibaren bence kullanmaya başlasın. Ha bence diyorum. Neden diyorum? Şimdiden öğrenmeye başlasınlar abi. Neden? Çünkü şimdiden işte arabanın nasıl bir şey olduğunu tanımlarlarsa ileride daha iyi olur. Çünkü ben geçen gördüm bir tane abi. Değil araba sürmek, arabaya oturmuşluğu yok. Tamam mı? Geldi benim evimde. Direksiyon oynamaya çalışıyor. Bir oraya vuruyor, bir oraya. Ya bir insan oyunda da vurmaması gerekiyor. Benim babam da bununla kullanıyor. Bunu ilk aldım, babam oturdu böyle başına. Çat 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 bir geçti. Yani bu da kullanılabiliyor. Benim dediğim küçük yaşta öğrenmeye bakın, insan olmaya bakın, düzgün sürmeye ve o arabanın değerini bilmeye, yani arabanın hakkı driftle, hızlı gitmekle verilmiyor. Yerine göre. Boş otobanda 110 yapıştır. Ama ara yollarda hızlı gidersen ya biri ölür ya sen ya biri toprağa girer ya sen hapse girersin. Bu kadar basit. Ben bu kadar anlattım. Bu kamera sallantısı olacak, headcam, çünkü ben nereye baktığımı bilemiyorum. Seste sorunlar olabilir. Kusura bakmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Semaviye de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbet oldu. Yine diğer videolarda önerilerimiz olacak, sohbetlerimiz olacak. Ben sadece uyarılarda bulundum. Yaşananları biraz anlattım. Hepinize çok teşekkür ediyorum sıkılmadan bu dakikaya kadar dinlediğiniz için. Abone olmayı, like atmayı ve görüşlerinizi yorum olarak bildirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.